Merhaba, ben Burçak Konukman. Sinop Pre 8 için Beren Matra'dan aldığım davetle Sinop'a geldim. Konuk Senver Deniz. Sinop Pre 8 ileri dönüşüm temasıyla şu anda gerçekleşiyor. Ben de Sinop Pre 8 için daha önce çalıştığım ikisi bir arada adlı performansı tekrar dönüştürmeye karar verdim. Aynı zamanda Almanya'da çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve son yıllarda Almanya'da başladığım heykel ve statü performans serisini bu sefer Sinop'ta gerçekleştirdim. Benim için Sinop Pre 8 bir nevi bir konuk sanatçı programı gibi oldu. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreci Türkiye'de geçirdim. Kasım ayının ortalarına geldiğim Sinop'ta 3 hafta kaldım. Daha sonrasında Ocak ayında yine 3 haftalık bir zaman dilimini Sinop'ta gerçekleştirdim. Geldiğim ilk dönem Sinop'ta heykel ve statüleri fotoğrafladım. Bunun için kendime birkaç nokta seçtim. Bu fotoğrafları Polaroid makinamla gerçekleştirdim. Bu sergide bir sunum olarak bu fotoğrafları görebilirsiniz. Bu proje kapsamında aslında heykelleri ziyaret ediyorum ve o heykellerin beni bilgilendirmesine yönelik çalışmalar yapıyorum. Heykeller birçok yerde, şehirlerde statü olarak veya bir anıt olarak karşımıza çıkmakta. Ve her heykelin de bir yandan bir hikayesi olmakta. Aslında bir yere gittiğimde, yeni bir şehre gittiğimde de orada öncelik olarak heykellerin nasıl yerleştirildiğine bakıyorum. Ve o heykellerin bana nasıl bir hikaye anlattığını takip ediyorum. Bu takipler bana bulunduğum yer hakkında bilgi veriyor ve aslında kendimi bilgilendiriyorum. Bu sergide Diyojen heykeli şehrin girişinde yer alıyor. Ardından açılışına denk geldiğim Tarzan Kemal heykeli ve Sinop'ta Aşıklar Caddesi'nin ilerisinde yer alan kalenin hemen yanındaki Atatürk heykeli. Özellikle bu üç heykelde fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik. Şimdi dilerseniz fotoğraflara daha yakından bakabiliriz. Sinop Pre 8 için gerçekleştirmiş olduğum konuk sanatçı programında ikinci bölümünde belki de Diyojen heykelinin etkisinde kalarak kendimi
beste yaparken ve söz yazarken buldum. Bu süreç Sinoplu sanatçı ve müzisyen İbrahim Hekim'in katılmasıyla bir eser üretimine döndü. Yine aynı şekilde bu dönemdeki bu residence için İstanbul'dan Roy Romarov'la birlikte No Fame Underground etiketiyle özel bir ceket üretiminde bulunduk. Şimdi hem bu ceketleri görebilirsiniz hem de Diyojen'e ithafen hazırladığımız Gölge Etme adlı şarkıyı dinleyebilirsiniz. Aradım, sordum insan.